Güçlü Bülent Pervin Buldan. HDP Eş Genel Başkanımız Sayın Pervin Buldan'ı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Her bir şey. Cumhurbaşkanı Zor Başkan. Sevgili İstanbullular, merhaba sevgili Esenler, ilçemizde yaşayan değerli halkımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hem de her hatına, serser emin, serçam emin hatına. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu meydanda olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten onur duyuyorum sevgili halkımız. Bu meydan hepimizin meydanı. Bu meydan Türk'ün de, Kürt'ün de, Ermeni'nin de, Süryani'nin de, Alevi'nin de, kadının da, gencin de meydanı. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim birlikteliğimizi, bizim kardeşliğimizi, bizim mücadelemizi, bizim direnişimizi asla ve asla durduramayacaklar. Sizlere Hakkari'den, Muş'tan, Van'dan, Bitlis'ten, orada yaşayan halkımızın selamlarını ve sevgilerini getirerek geldim sevgili arkadaşlarım. Ve gittiğimiz her yerde, yaptığımız bütün mitinglerde, buluşmalarımızda kadınların gücünün, gençlerin iradesinin, halkımızın değişim ve dönüşüm talebinin bütün meydanlara nasıl yansıdığını gördük, görüyoruz. Bu değişim talebi, bu değişim ve dönüşüm talebi 14 Mayıs tarihinde sandıklarda halkımızın cesaretle, halkımızın ferasetle, halkımızın iradesiyle ve halkımızın gücüyle mutlaka ama mutlaka yerini bulacak. Bu ülkeye değişim ve dönüşüm gelecek. Bu ülkeyi yöneten anlayış gidecek. Bu ülkede Kürt düşmanlığı yapanlar, demokrasi düşmanlığı yapanlar ve bu zihniyeti taşıyanlar gidecekler. İşte 14 Mayıs tarihi bu kadar tarihsel. 14 Mayıs tarihi bu kadar önemli ve 14 Mayıs tarihi bu kadar kıymetli bir tarihtir. Bizi yönetenleri, bizim aramıza ayrımcılık tohumlarını yayanları, bizi kutuplaştıranları bu ülkeden artık göndereceğiz. Onların bu ülkeyi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz. Sevgili halkımız, sevgili halkımız, 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde, yine 24 Haziran seçimlerinde onları nasıl yenilgiye uğrattıysak, bu seçimde de, 14 Mayıs seçimlerinde de onlara aynı yenilgiyi yaşatacağımıza söz veriyoruz sizlere. Herkes şuna inansın, herkes şuna inansın, atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek sevgili arkadaşlarım. Hatta at bile bulamayacaklar,
Üsküdar'ın yoluna bile giremeyecekler. Çünkü bu halk kararını verdi. Bu halk kararını verdi ve değiştirecek. Kadınlar kararını verdi. Gençler kararını verdi. Bu ülkeye umutsuzluğu, bu ülkeye huzursuzluğu, bu ülkeye adaletsizliği ve hukuksuzluğu yayanlara karşı hep birlikte adaleti, barışı, hakkı, hukuku mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Şimdi 14 Mayıs tarihinde, 14 Mayıs tarihinde herkes sandıklara gidecek. İki oy kullanacak, iki oy. Birincisi parlamento için kullanacağımız oyumuz, Yeşil Sol Parti'ye vereceğimiz oyumuzdur sevgili arkadaşlarım. İkinci kullanacağımız oy, Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğimiz oydur. Evet. Evet. Bu ülkede düşmanlık yapanları, Kürt'ü yok sayanları, Kürt'ü inkar edenleri, Türkiye halklarını inkar edenleri, kadınların geleceğini karartanları, gençlerin hayallerini çalanları mutlaka göndereceğiz. Bir kez daha ifade ediyorum. Kullanacağımız oyumuz bir Yeşil Sol'a, bir Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili arkadaşlarım. Şimdiden seçimin sonuçlarının hepimize, en azından bu dönem açısından hepimize huzur getireceğine yürekten inanıyoruz. Evet, sevgili dostlar, Yeşil Sol Parti'yi Türkiye'nin her yerinde bayraklarımızla, sloganlarımızla, mesajlarımızla Türkiye'nin her yerine yaydık, yaymaya devam ediyoruz. Evet, seçimlerin kazası olmaz diyen Erdoğan'a buradan cevap veriyoruz. Sizi seçimlerin kazasına bırakmayacağız. Birinci turda bu işi bitireceğiz. Şimdi Yeşil Sol'u sahiplenme zamanıdır. Yeşil Sol'u herkese tanıtma zamanıdır. Ve Yeşil Sol'un rengini her yere yansıtma zamanıdır. Ben inanıyorum ki İstanbul bu dönem oylarını üçe katlayacak. Yeşil Sol temsilcilerini güçlü bir şekilde parlamentoya gönderecek. Ve yine Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacak olan güç elbette ki İstanbul'daki halkımızdır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Kazanacağımıza ve başaracağımıza olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun sevgili arkadaşlarım. An Serkeftin, An Serkeftin, An Azadi, An Azadi, Jin Jiyan Azadi sevgili arkadaşlarım.